Şimdi bu otomatik katılıyorlar değil mi şeyler? Aşağıdan participant'e tıklayın hocam. Ha, ya yani bunlar girdi otomatik. Evet. Harbin Hoca'da gelmiş. Evet. Haldun Hocam merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Sesimi duyuyor musunuz hocam? Duyuyorum. Merhaba Harun Bey. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Şimdi tabii birkaç dakika bekleyeceğiz. Tamam hocam, olur. Şu anda açıldı sistem. Tabii öğrencilerin girmesi biraz vakit alıyor. Mehmet de girdi herhalde. Demin görmüştüm. Mehmet burada. Evet. Diğer arkadaş Hüseyin Bey, o da herhalde katılıyor mu? Mehmet, birlikte mi katılacaksınız? Ha, Mehmet merhaba. Ha, daha bağlanmadı. Ha, Mehmet arkadaşlar, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler hocam. Şimdi Hüseyin Bey ayrıca katılacak mı, yoksa yani aynı şeyden mi katılacaksınız? Hüseyin Bey ayrı katılacak hocam. ID ve şifreli giriş yapıldığı bilgisini şimdi ilettim. Tamam. Öncelikle sesim net geliyor mu? Biraz derinden geliyor hocam. Biraz derinden geliyor. Vallahi bu işte bu mikrofon işini maalesef tam halledemedik. Biraz daha açayım. Şimdi nasıl? İyi hocam. İyi. İyi hocam, iyi. Tamam. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba herkese. Hoş geldiniz. Merhaba. Şu anda 12 katılımcı var. Bu biraz sonra artar biraz daha. Yani 20-30 arasında oluyor zaten. Biz tabii daha sonra bunu bölümümüzün web sitesinde de yayınlıyoruz bu görüşmeleri. Şu anda katılamayanlar da daha sonra oradan katılıyor. Evet. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Ben önce genel olarak toplantının genel çerçevesini çizeyim. Bugün ne yapacağız, neler konuşacağız? Tabii katılımcı arkadaşları da tanıtarak, yani afişte var arkadaşların bilgiler ama Ahmet, kapıyı kapatır mısın? Evet, bugün kalkınma ajansları ve kalkınma ajansları tarafından sağlanan, desteklenen projeler ve bu projelerde özellikle sosyologların, yani bizim bölüm mezunlarının istihdamları. Bu konu üzerinde duracağız bugün. Şimdi birkaç kelimeyle bu kalkınma ajansı falan nedir, ne değildir, bundan bahsedelim. Daha sonra da zaten arkadaşları tanıtacağız. Şimdi tabii buradaki arkadaşların çoğunluğu genç. Yani Haldun Hocam tabii, isim evveliyatını bilecek. Bu arada Haldun Abdullah diye bir şu anda dinleyicimiz var. Kendisi bizim Tazelenme Üniversitesi öğrencisi ama diğer taraftan da ODTÜ emekli öğretim üyesi. Bu işlere tabii meraklı olduğu için o da katıldı bugün bizle beraber. Şimdi daha önce Devlet Planlama Teşkilatı diye bir kurum vardı bizim devlet sistemimizde. Ve devletin kalkınması, işte büyümesi, hatta 5 yıllık kalkınma planları vesaire, bütün bunları yapan bu Devlet Planlama Teşkilatı'ydı. Oldukça önemli bir kurumdu bu. Oldukça önemli ve prestijli bir kurumdu.
Şimdi bu kurum işte bu yeni yönetim yapısı anlayışı vesaire bu çerçevede bu kurum bir bakıma kapatıldı. Onun yerine Kalkınma Bakanlığı önce geldi ve Kalkınma Ajansları diye bir kurum geldi bizim yönetim, devlet yönetim sistemimize. Bu artık bu kalkınma ile ilgili faaliyetleri bu kalkınma ajansları aracılığıyla eliyle ya da yapılması planlandı. Ve bu kalkınma ajansları şu anda hemen hemen her 3 ile bir kalkınma ajansı sanıyorum oluşturuldu. Belki bazı iller, bazı bölgeler 4 il var. İşte 83'e bölersek işte ne yapıyor? 20 tane falan ya da biraz sonra Harun Bey daha kesin rakamları verecektir. Sayıda kalkınma ajansı kuruldu. Bunlardan birisi de Güney Ege Kalkınma Ajansı. Bizim Muğla'nın içinde bulunduğu Muğla, Aydın, Denizli 3 ili kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı. Bu 3 ildeki kalkınma projeleri daha işte görece düşük ölçekli kalkınma projelerini ve kalkınma ile ilgili faaliyetleri diyelim. Genel olarak destekleyen bir kurum kalkınma ajansı. Şimdi bunu tabii ayrıntı olarak nasıl falan ya bu ayrıntılara girmeyelim ama hani kalkınma ajansı dedik ama yani sorabilir arkadaşlar nedir ne değildir kalkınma ajansı diye. Bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi zaten bunları arkadaşlarımız biraz sonra ayrıntılı bilgiler verecekler sizlere. Bugünkü konumuz dediğimiz gibi kalkınma ajansları aracılığıyla projelerin kalkınma ve kalkınmayla ilgili projelerin desteklenmesi ve projelerde bir şekilde sosyologların yer almasını tartışacağız. Bu bağlamda bugün 3 konuşmacı konuğumuz var. Birisi Harun Bey, Harun Kaptaner. GEKA, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Denizli Merkez Ofisi'nde uzman olarak çalışıyor. Uzman sosyolog hatta yani bizim de meslektaşımız. Dolayısıyla birinci elden kalkınma ajanslarının sosyologlar ne yapar? Harun Bey bize yani kalkınma ajansı genel olarak tanıttıktan sonra bu bilgileri verecek. Daha sonra diğer konuğumuz, konuşmacımız Mehmet Sert. Mehmet Sert de şimdi kalkınma ajanslarının merkez illerinde merkez ofisleri var. İşte Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın merkez ofisi Denizli'de. Bir de bağlı bulunan illerde de Aydın ve Denizli'de de destek ofisleri var. Muğla Destek Ofisi'nde Mehmet Sert çalışıyor ve Hüseyin Çiftçi arkadaşımız da gene Muğla Destek Ofisi'nde çalışıyor. 3 kişi var zaten destek ofislerinde çalışan. Bir arkadaşımız da herhalde şu anda çok şey değil, müsait değil. Dolayısıyla bu 3 konuşmacımız, 3 misafir konuğumuz bugün bize kalkınma ajansları ve burada sosyologlar ne yapar, ne iş yapar bu kalkınma ajansları, ne gibi projeleri destekler, bu konuda bize aydınlatıcı bilgi verecekler. Evet, şu anda 2:07 geçiyor. Artık başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ve bu anlamda ilk sözü Harun Kaptaner'e vereceğim. Ama söz vermeden önce ben hani sizden ne bekliyorum? Bugün bunu hakkında birkaç kelime söyleyeyim. Şimdi bu kariyer günleri işte sosyoloji bölümü öğrencilerine ve mezunlarına burada şimdi bakıyorum yüksek lisans öğrencilerimiz de var, lisans öğrencilerimiz de var. Belki mezunlar da var arada. Yani sosyoloji bölümü öğrencilerinin mezun olduktan sonra ne iş yaparlar? Nasıl bir kariyer planlaması yapmalılar? Bu konuda onlara bir bakıma ufuk açıcı bilgiler sunmak amacıyla bu toplantılar dizisini düzenledik. Ve bu 4. toplantımız. Daha önce 3 toplantı yaptık bu başlık altında. Dolayısıyla öncelikle kalkınma ajansı nedir, ne iş yapar? Yani benim söylediklerim ötesinde biraz daha ayrıntılı nedir, ne iş yapar? Buradaki projelerin genel çerçevesi nedir? Burada çalışan uzmanlar işte ne yapar? Özellikle sosyolog tabii bir ne yapar? Ve aslında ben bunun ötesinde şunu da sizden öğrenmek istiyorum. Şimdi bu kalkınma ajansına bir proje vermek, bürokrasisi ben de daha önce 2 tane proje yapmış birisi olarak Güney Ege Kalkınma Ajansı'na. Bürokrasisi son yani ilk defa tanışanlar için öyle diyelim son derece karmaşık bir süreç.
Dolayısıyla sadece proje evrakını hazırlamak neredeyse bir uzmanlık gerektiriyor. İşte bu anlamda bir proje şeyi olan, bir proje ne diyelim, bakış açısı olan birisi gerekiyor. Yani şunu da konuda bilgi verebilirseniz, bu kalkınma ajansına sunulacak projelerin hazırlanmasında sosyologların ne gibi şeyler, işleri, görevleri olabilir? Bunları da anlatırsanız, her şu konuşmacıdan da bunları bekliyorum. Dediğim gibi ilk önce sözü Sayın Harun Kaptanar'a bırakıyorum. Buyurun Harun Bey, söz sizde. Hocam ben o zaman şöyle başlayayım. Siz direkt sosyolog olarak ya daha doğrusu kalkınma ajansında sosyologlar ne iş yapar noktasından baktığımızda buna geçmeden önce kısaca kalkınma ajansıyla, gerçi ben Mehmet Bey'le paylaşacaktım. Mehmet Bey bir giriş yapacaktı. O zaman ben çok kısa bir şekilde giriş yapayım. Mehmet Bey uygun mudur? Sorun yok Harun Hocam. Buyurun. Tamam. Biraz önce hocamızın da bahsettiği gibi kalkınma ajansları aslında 2006 yılında fiilen kurulmaya başlandı. İlk önce Çukurova Kalkınma Ajansı ve İzmir Kalkınma Ajansı. Peyderpey 2009'dan sonra da diğer 26, daha doğrusu 24 kalkınma ajansı kuruluşunu tamamladı ve faaliyetlerine başladı. Doğrudur. Devlet Planlama Teşkilatı döneminde fikir olarak ortaya çıkartılıp Kalkınma Bakanlığı döneminde bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve bölge arası dengesizliğin ortadan kaldırılması adına çok genel bir amaca hizmet etmek için düzey 2 dediğimiz bizim normal coğrafyada bildiğimiz bölgelerin daha bir alt bölgesi üzerinden 26 bölgeye Türkiye ayrıldı ve bu 26 bölgede, alt bölgede de 26 adet kalkınma ajansı kuruluşunu 2010 tarihi itibariyle tamamladı. Bu kısa işten sonra sosyologlara geçeyim çünkü öbür daha doğrusu şöyle arz edeyim. Diğer kısım çok geniş bir şey ama genel anlamda kalkınma ajansları bölge arası gelişmişlik farkını azaltmak adına kurulmuş ve Türk idari sistemi içerisinde aslında geçmişten bugüne çok da benzeri olmayan bir kuruluş veya kurum diyelim genel anlamda. İlk önce Kalkınma Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet vermeye başladılar. Daha sonra da malumunuz Kalkınma Bakanlığı lav edildikten sonra şu anda Sanayi Bakanlığı'nın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak, daha doğrusu teknik anlamda bağlı olarak hizmet vermeye çalışmaktalar. Kalkınma ajansları aslında dediğim gibi Türk idari sisteminde çok da böyle oturmuş bir yapısı yok. Çünkü biz normalde bir bölge müdürlüğü değiliz. Aynı zamanda bir il müdürlüğü, bir taşra teşkilatı da değiliz. Biz kendi yönetim kurulu olan daha net anlaşılması için bir şirket gibi çalışan yönetim kurulu olan teknik konularda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın genel müdürüne, ilgili genel müdürüne hesap veren bir kalkınma örgütüyüz. Bu örgüt aşağı yukarı Türkiye'de 26 örgüt yapısı içerisinde baktığımızda yaklaşık 40-50 kişi arasında istihdam sağlayan ve bölgeler arası dediğim gibi kendi içindeki kalkınma amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan kuruluşlar. Yani yarı özellikle bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Ben sosyologlarla ilgili kısma geçmek istiyorum. Şöyle ki aslında sosyologlar genelde, ben de 2000 yılında mezun oldum. Genelde işte kamuda veya işte öğretmen olarak istihdam edilme şeyi noktasından hareketle o mezun oluruz. İşte bir KPSS'ye girme şeyimiz olur ve daha sonra işte genel olarak merkezi atamayla atanması gereken yerlere başvurup şeyimizi bekleriz, atanmayı bekleriz. Aslında doğrudur. Bu süreç bugün de halen geçerliliğini korumakla birlikte
Bununla birlikte aslında ben biraz daha, hocam gerçi Kalkınma Ajansı dedi ama ben biraz daha şey yaptım. Mesela benim dönemimden bugüne kadar devam etmekle birlikte Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu, yani programının, UNDP'nin sosyolog olarak, uzman sosyolog olarak, saha çalışmacısı olarak istihdam ettiğini biliyoruz. Bu hem Avrupa'da hem de Türkiye özelinde. Hatta şöyle söyleyeyim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu'nun Türkiye'deki uygulanan programlarında kısa dönemli ve uzun dönemli uzman olarak da sosyologlar istihdam edilebilmekte. Ama genelde bunlar kısmi süreli sözleşmelerle bağlanmış projeler bağlamında yapılan işler. Bunun dışında sizin de malumunuz olduğu üzere Uluslararası İş Örgütü'nün Ankara ofisinde yine aynı şekilde sosyolog olarak istihdam edilebilme durumu söz konusu. Bizim bir çatı kuruluşumuz olan, yani Kalkınma Ajansları'nın çatı kuruluşu olan Bölgesel Kalkınma İdareleri var. Yani sizin de malumunuz GAP olarak bildiğiniz, DAP olarak ve KOP olarak bilinen, yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir üst çatı kuruluşumuz var. Orada da bu sosyologlar, yalnız burada şöyle arz edeyim, merkezi otoritenin atanmasıyla, yani normal KPSS'ye girip normal bir devlet memuru gibi atanmasıyla gerçekleşmekte. Ama bir fark var. Sosyolog teknik eleman olarak orada görevini 657'ye tabi olarak yapabilmekte. Uzman sosyolog olarak çalışabiliyor. Birim koordinatörü ve saha elemanı olarak da istihdam edilebilme imkanları halen varlığını devam ettiriyor. Bunun dışında bize gelirsek, bizde ise bölgesel kalkınma ajanslarında hemen hemen tüm kalkınma ajanslarında en az bir sosyolog şu anda görev yapmakta. Bunun bir üst limiti var mı? Hayır. Yani kalkınma ajanslarında sosyologların işte bir kişi, beş kişi, on kişi gibi bir şey yok. Ama genel temayül genelde İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden personel, daha doğrusu öğrenci alınmakta, ama sosyologlar da bizim bölgesel kalkınma ajanslarında istihdam edilebilmekte. Bu noktada da diğer birimlerden, daha doğrusu diğer bölümlerden bir şeyimiz yok. Yani bir dezavantajımız yok. Hatta avantajımız var. Çünkü genelde çalıştığımız zaman o kurumda bir veya iki kişi veya üç kişi olmaktayız. Bu bizim aslında avantajımıza olan bir durum. Genelde kurum içerisinde çalışırken daha çok sosyal konularla veya sosyal kalkınma konularıyla ilgilenme noktasında vazife genelde sosyologlara düşmekten. Ben burada bir anekdot belirtmek istiyorum. Kalkınma ajanslarına girmek için ne gerekiyor? Bu çok önemli. Bizi dinleyen arkadaşlar bunu özellikle not etmesini istiyorum. Aslında üniversitelerden, lisans bölümünden mezun olduktan sonra öğrencilerin yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi yabancı dil sınavına girmeleri. Buradan İngilizce bölümünden en az 70 almaları gerekiyor. Bir de kamu personeli sınavından 80 puan almaları, kalkınma ajanslarına girmeleri noktasında iki anahtar şeye sahip. Yani yabancı dil, bizim bildiğimiz YDS'den, İngilizce bölümünden 70 alması ve KPSS'den 80 alması sosyologların kalkınma ajanslarında istihdam edilmeden öndeki engeli ortadan kaldırmakta. Giriş olarak böyle. Ama şöyle söyleyeyim, genelde dediğim gibi ilanlarda bir veya iki sosyolog talep edilir. Genelde böyle bir dezavantajımız genel ilanlarda var ama avantajımız ise çalışmaya başladıktan sonradır. Sosyologlar ne yapar hocam? Sosyologlar aslında kalkınma ajanslarının görev tanımı çok geniş. Yani biraz önce giriş kısmında da söyledim. Bölge içerisinde veya bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını ortadan kaldırabilme hedefine haiz bir birimden, bir kurumdan bahsediyoruz. İki, bu tırnak içerisinde çok geniş bir hedef, çok geniş, içine birçok şey yerleştirilebilecek bir şey. Onun için bunun bu kalkınmışlık farkının azaltılması noktasında
ki özellikle Türkiye'de sosyal kalkınma konuları gerçekten bu noktada irdelenmesi gereken ve oraya dokunulması gereken alanlar olarak hala önemini korumakta olduğunu, biz halen sahada çalışırken bunu görüyoruz. Ve burada da en önemli görev sosyologlara düşmekte. Tabii burada sosyologlar sadece yani o sosyal kalkınma konularında konularla ilgilenmek değil, aynı zamanda kurum içerisinde görev yaparken saha çalışması, yani alanda survey çalışması yapabilmesi, daha sonra toplanan verilerle ilgili analizler yapabilmesi, sosyoloji metodoloji alan yazındaki şeyi kullanarak, kuramsal çerçeveyi kullanarak aslında yeni rol modeller, yeni çözüm odakları geliştirebilmesi sosyologlara aslında iş tatmini noktasında kalkınma ajansları çok önemli. Yani siz hem sorunu tespit ediyorsunuz, hem buna bir kuramsal temel ve sahada metodolojik bir çalışma yapıyorsunuz. Aynı zamanda sadece orada bırakmıyorsunuz. Daha sonraki süreçte de bunu bir projeye dönüştürebilmek. İşte şöyle bir sorun var. Şu sorunu şöyle şöyle metodolojiyle araştırdık. Ve sonuçta da biz bu soruna şöyle bir müdahale mantığı geliştiriyoruz gibi. Aslında süreç 3 aşamalı. Ve sosyologlar gerçekten bir şey yapmak isteyen, yani sosyal alanda bir şeylere dokunmak isteyen insanlar için kalkınma ajanslarında çalışmak iş tatmini noktasında bence Türkiye'de sayılı kurumlar arasında yer aldığını düşünüyorum. Bunun dışında sosyologlar ne yapar hocam? Bu daha çok benim bahsettiğim ve şu anda içinde bulunduğum ekonomik, ben Güney Ege Kalkınma Ajansı Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Biriminde uzman olarak görev yapıyorum. Biz burada genelde işin mutfağı olarak bilinen kalkınma ajansının planlarının, programlarının tasarlandığı, test edildiği ve bu programların koordine edildiği birim olarak bilinmekte. Ekonomik Araştırma ve Planlama Birimi. Biz burada mutfakta daha çok işte hangi konulara eğilmesi gerektiğini, nasıl bir metodoloji geliştirilmesi gerektiğini, kimlerle diyaloğa girilmesi gerektiğini gibi birçok konuda çalışmaktayız. Biraz önce bahsettiğimde sosyologların özellikle saha çalışması ve bunun üzerine çözüm odağı geliştirmesi biraz bu bölümle ilgili. Ama kalkınma ajansı sadece ekonomik araştırmalar birimlerinden teşkil değil. Aynı zamanda bunun dışında program yönetim birimlerimiz var. Bizim genelde halk arasında bildiğimiz işte mali destek programları, projeler dediğimiz kısım aslında bunların yürütülmesi, bu projelerin takibi veya daha doğrusu bu projelere, bu programların takibi, bu projeleri oluşturan programların takibi genelde program yönetim biriminde gerçekleşmekte. Program yönetim birimleri daha çok işte planlamadan gelen o genel hedefleri daha çok uygulamaya yönelik bir program haline dönüştürme noktasında ciddi katkısı olan bir birim. Ve bu birim o programın süreç yönetimini gerçekleştirmekte. Burada da sosyologlar aynı şekilde saha içerisinde programın uygulanmasından dış paydaş dediğimiz, yani ajans dışındaki paydaşlarla iletişim kurulmasından ve bunun dışında bu programın dış paydaşlara anlatılmasına kadar birçok süreçte rol alabilmekteler. Program yönetim birimi de böyle. Bir de tabii bunun dışında izleme birimi var. İzleme birimi ise başarılı olan projelerin sahada izlemesini ve takibini yapan birim. Bu birim ne yapar? Bu birim de dediğim gibi eğer bu proje ajansa başvurup da başvuru şartlarını yerine getirmişse, başarılı olmuşsa ajans bu projelerin takibini yapar. Belli bir süre dahilinde bir takibini yapar. Bununla ilgili bir değerlendirme raporu hazırlar ve proje başarıyla tamamladıktan sonra ajans geri çekilir. İşte bu süreç içerisinde sosyologlar bu birimlerde de istihdam edilerek özellikle sosyal kalkınma içerikli projelerin takibinin yapılması, izlemesinin yapılması noktasında çok ciddi avantajları ve kurum açısından avantajları olan, aynı zamanda iş tatmini noktasında da en son projelerle hayata dokunma noktasında ve onların o projelerin uygulanması noktasında sosyologlar bu alanda da hizmet verebilmekteler.
Bunun dışında ne yapmaktalar? Özellikle aslında sosyologların istihdam edilebilme ajansların bölge planının hazırlık sürecinde plan hazırlaması, aynı zamanda bu plan hazırlanırken biraz önce söylediğim gibi sahada veri toplama, saha çalışması yapılması, paydaşlarla görüşme yapmak, ondan sonra paydaşları bir araya getirip ortak akıl toplantılar gerçekleştirmek, oradan toplanan verilerin analiz edilmesi tamamen aslında sosyologlarla birlikte, diğer birim personeliyle birlikte ama özellikle sosyologların burada ağırlıklı olarak çalıştığı alan olarak bilmekteyiz. Bunun dışında da dediğim gibi ajansın stratejik, her kurumun stratejik planı var. Yine bu stratejik plan oluşturulmasında da yine aynı şekilde sosyologlar bulundukları bilim çerçevesinde bu alanda çalışabilmekteler. Bunun dışında son iki yıldır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kalkınma ajanslarından istemiş olduğu sosyal içerikli programlar var. Yani bizim SOGEP dediğimiz sosyal riski azaltmaya yönelik veya sosyal riski azaltıcı programlar var. Bu programların planlanmasından hayata geçirilmesine kadar geçen süreç içerisinde aslında sosyologların aktif rol aldığını bilmekteyiz. Ben sadece kendi ajansımdan bunu söylemiyorum. Diğer kalkınma ajanslarında da gerçekten sosyolog arkadaşlarımızla sürekli temas halindeyiz. Ve ciddi anlamda bu programlara katkı sunan arkadaşlarımız var. Yani sadece bunu bir maaş karşılığında görev olarak değil, aynı zamanda sahaya dokunma noktasında o sosyal dışlanmanın ortaya çıkarmış olduğu riskleri bertaraf etmek adına ciddi anlamda arkadaşlarımız SOGEP kapsamında paydaşlarla işbirliğine girerek onları bir yerde oyuna dahil ederek projeler geliştirilmekte ve ajans da zaten bu projeleri destekleyerek en azından belli noktalarda o alanda veya o bölgedeki o sosyal problemi minimize etmeye çalışalım diyelim. Tamamen kaldırmak doğru değil ama minimize etme noktasında da ciddi katkıları olmakta. Özellikle bu dönemde bu şey var. SOGEP var. SOGEP'lerde sosyologlar çalışmakta. Bunun dışında aklıma gelen bunun dışında söylemek istediğim bu bizim ajans içerisinde istihdam edilen sosyologlarla ilgili şeyler. Yani benim şu ana kadar söylediğim işte KPSS'den 80, YDS'den 70 alıyorsunuz, bir mülakata giriyorsunuz ve kalkınma ajansında sosyolog olarak, bir sosyolog uzman olarak göreve başlıyorsunuz. Orada aklıma unuttuğum bir şey var. Sosyolog olarak göreve başladınız, belli bir süre çalıştınız. Kalkınma ajansında birim başkanlığı ve koordinatörlük görevine üstlenebiliyorsunuz. Yani bir terfi imkanınız da bulunabilmekte. Bunun dışında yine şu anda mevcut da bölgesel kalkınma ajanslarında benim bildiğim en az iki sosyolog abimiz genel sekreter olarak, yani ajans yöneticisi, üst yöneticisi olarak görev yapmakta. Ve hatta bu üst düzey yöneticilerimiz bizzat ajansa uzman olarak istihdam edilip daha sonra terfi eden insanlar. Yani bunu da bir anekdot olarak söyleyeyim. Bu anlamda da sosyolog olan veya diploma sosyoloji diplomasını aldıktan sonra ya ben ne yaparım, ne yapmak, ajansa girsem beni alırlar mı gibi bir şey kaygısı taşımasınlar. Dediğim gibi iki tane şart var. Bu şartta sadece sosyologlar için değil, tüm başvuran birimler için, bölümler için geçerli bir şart. Bunu sağladıktan sonra bence kalkınma ajanslarına başvurabilirler. Ve kalkınma ajansından da şöyle söyleyeyim. Normal devlet memurluğu, yani şey gibi işte yılda bir, iki yılda bir değil. Genelde yılın belli dönemlerinde kalkınma ajansları peyderpey personel alımına gitmekte. Burası biraz dinamik bir süreci var. Çünkü belli bir süre çalışıp da daha iyi noktalara, daha iyi yerlere gitmek isteyenler olabiliyor. Onların açmış olduğu boş kadroya da tekrar sosyolog alımı gerçekleşmekte. Bu birinci bölüm. İkinci bölüm ise bir sosyolog veya şöyle söyleyeyim, okulda mezun olan bir sosyolog lisans diplomasını eline aldı, ajansa da giremedi. Ne yapabilir? Ajansa
giremedi ne yapabilir? Aslında burada da bir alternatifi var. Daha doğrusu birçok alternatif var. Bunlardan bir tanesi mevcut olan saha araştırma şirketleri var. Yani kalkınma ajanslarıyla dirsek teması içerisinde olan kalkınma ajanslarının saha çalışmalarını hizmet alımıyla gerçekleştirdiği firmalarda sosyologlar istihdam edilmekte. Hatta daha uç bir örnek vereyim. Normalde KOBİ'lerin, daha doğrusu işletme fakültesi mezunlarının yapmış olduğu fizibilite çalışmalarını şahit olduğum için söylüyorum. Sosyologların kurmuş olduğu şirketler üzerinden de fizibilite çalışmalarının yapıldığını biliyoruz. Bu daha çok mevcut kurumlar üzerinden yapılan, yani bir özel sektöre girip de burada bir proje hazırlama veya proje takibi noktasında veya bir fizibilite hazırlama noktasında yapılan işler var. Bunlar da kendi içerisinde ayrılmakta. Yine ajanslar, kalkınma ajansları bu şirketler üzerinden, yani bir istatistik şirketi, araştırma şirketi de olabilir veya bir dediğim gibi fizibilite veya buna benzer işlerle ilgili çalışan şirketler de olabilir. Bunu bilerek söylüyorum. Sosyologlar burada saha çalışmacısı olarak, raportör olarak şu anda istihdam edildiğini en azından bölgede biliyorum. Bu alanda da çalışabilirler. Hatta bu alandan ilk olarak başlamaları kendilerinin gelecek kariyerleriyle ilgili ciddi bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Direkt sahada oldukları için. Bunun dışında dış denetim firmaları var. Bu dış denetim firmaları daha çok işte kurumların denetimlerini gerçekleştirmekte. Ben bu dış denetim firmalarında da sosyologların istihdam edildiğini biliyorum. Ve bir fiil orada hizmet verdiklerini gördüm. Bunun dışında biraz daha saha tecrübesi ve bu gibi firmalarda çalıştıktan sonra belli bir tecrübe sonucunda sosyologlar aslında bir araya gelerek veya eğer sermaye yeterliliği varsa tek başlarına da bu şirketleri kurup aslında bu şirketler üzerinden biraz önce bahsettiğim ajanslarla veya hibe veren kurumlarla dirsek teması içerisinde olup bu hizmetleri kendileri araştırmacı olarak, hizmet sunan olarak verebilirler. Yani sosyolog sadece kalkınma ajansında istihdam edilmesi değil, aynı zamanda kalkınma ajansıyla bir şekilde temas halinde olan şirketlerde de isterse o şirkette bir uzman olarak çalışabilir, isterse biraz da kendisini geliştirip o şirketlerin sahibi veya şey olabilir. Burada da şöyle bir şey söyleyeyim. Genelde sizlerin de malum olduğu üniversitelerin teknokentleri bulunmakta. Bazı Türkiye'de bazı teknokentlerde kamunun çok ciddi bir desteği olduğu için bu şekilde sosyologların ve istatistikçilerin bir araya gelip de kurmuş olduğu şirketler oluyor. Bu şirketler belli bir noktada devlet desteğine yalandığı için yani özellikle Kuluçka döneminde kamunun araştırmalarını alıp bu araştırmaların saha çalışmalarını yaptığı için de aslında belli bir süre Kuluçka dönemini atlattıktan sonra da ciddi bir iş veren haline gelebilirler. Bunlar da Türkiye'de bazı teknokentlerde örnekleri mevcut. Bunun dışında bir de hani şirket ajansta personel olması durumu söyledim ve şirketlerde çalışma dedim. Bir de ajansın vermiş olduğu destekler var. Bunlar mali destekler var. İşte proje, bizim halkın bildiği proje destekleri var. İkincisi teknik destek var. Üçüncüsü fizibilite desteği var. Dördüncüsü yönetim danışmanlığı var. Aslında destek mekanizmalarımız da, araçlarımız da aslında birçok kolla ayrılmakta. Bu destek mekanizmaları içerisinde bazen sosyologlar tek başlarına kendi bilgi ve deneyimleriyle bazı kurum ve kuruluşlara, yani proje deneyimi olmayan kurum ve kuruluşlara teknik destek projesinin hazırlanmasında ve yürütülmesinde destek sunmaktalar. Yani örnek veriyorum, bir ilçe belediyesi ajansa bir teknik destek sunacak ama bunun nasıl yapılacağını, nereye başvurulacağını, hangi usullerle projeyi dolduracağını bilmemekte, özellikle sahada yani bireysel olarak herhangi bir şirket elemanı veya kendi şirketi üzerinden değil de sadece bireysel olarak yerel yönetimle anlaşarak
bu projenin yazımından uygulamasının bitimine kadar geçen tüm süre içerisinde bunu hizmet alımı veya hizmet vererek sosyologlar bu şekilde saha içerisinde çalıştıklarını da bilmekteyiz. Bunun dışında dediğim gibi diğer yenetim danışmanlığı, fizibilite ve mali destek programlarında da aynı şekilde. Çünkü bazen kurumlar çok büyük olabiliyor ve ajansın projelerinin özellikle proje geçtikten sonra takibinin, evrak yazımının, işte projenin diğer evraklarının hazırlanmasının, ajansa sunulmasının bunun ayrıyetten bir kırtasiye işi var. Ve bunun aynı zamanda özellikle raporlama dönemi, raporlama süreçleri var. Bu süreçlerin tamamını bazen sosyolog arkadaşlarımız, ben bunu özellikle doğudan da biliyorum, tek başlarına o ilgili kurumla bir hizmet alımı sözleşmesi yaparak bireysel olarak veya bir şirket üzerinden, bir kurum üzerinden bu şekilde de sahada çalışmaktalar. Yani yelpaze çok geniş. Sosyologlar açısından yani personel istihdamından tutun da teknik destek veya ajansın vermiş olduğu tüm desteklerde o projenin uygulanması ve izlenmesinden geçecek şeye kadar geniş bir yelpazeye sahipler. Bunun dışında söyleyebileceğim, ekleyebileceğim bunun dışında şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben yaklaşık 12 yıldır Kalkınma Ajansı'na görev yapıyorum. Bunun 6 yılını Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda, 6 yılını yaklaşık olarak Güney Ege Kalkınma Ajansı'nda çalıştım. Birçok arkadaşım yani personel o anlamında söylüyorum. Bunların içerisinde sosyolog arkadaşlarım da vardı. Belli bir süre burada belli bir kariyer veya belli bir tecrübe edindikten sonra daha iyi bir kariyer elde edebilmek adına özellikle Avrupa Birliği projeleri kapsamında yine kalkınma temalı, kalkınma ile ilgili daha üst uluslararası kuruluşlara geçiş yaptıklarını biliyoruz. Bunların hem Türkiye'deki ofislerinde çalışan arkadaşlarımız var, hem de özellikle Brüksel'de gidip de orada çalışanlar var. Ha, bunların sayısı çok mu? Değil. Ama bu şekilde de bir kariyer yolunun açık olduğunu söyleyebilirim. Benim şu anda söylemek istediklerim bu kadar. Biraz hızlı geçtim. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olurum hocam. Evet, çok teşekkürler. Şimdi tabii biliyorsunuz bu 40 dakika şeyimiz var. Şimdi 2 dakika kaldı yaklaşık birinci oturumun bitmesine. Şimdi süre bitince biz tabii tekrar bir oturum açacağız. Yeniden size şeyi göndereceğiz. Link göndereceğiz. Bu arada tabii bu 2,5 dakikalık sürede diğer arkadaşlara başlamayalım. İkinci oturumda başlayalım. Bu arada şimdiye kadar Harun Bey'in anlattıklarıyla ilgili olarak sorusu olan, sorusu, yorum ya da bunlara ilave etmek isteyen, soru sormak isteyenler varsa buyurun lütfen. Evet, o zaman ben şöyle bir şey yapayım. Şimdi bu kalkınma ajanslarının destekledikleri projelerin nitelikleri sanki son birkaç yıldan beri biraz değişti. Yani önceden böyle fizibilite projeleri ya da işte yani bilimsel araştırma boyutu da olan projelere destekliyordu. Kalkınma ajansları daha düşük bütçelerde 80-90 bin lira gibi bütçeler. Hatta ben de 2 tane proje yaptım bu şekilde. Fakat biliyorum hocam. Kırsal kalkınma ajansları şey oldu son zamanlarda. Yani herhalde bu destekler kalktı. Daha bir yatırım projelerini daha çok destekliyor. Bir de teknik destekler yapıyor. Şimdi bir dakikada az kaldı. Bu bir yani birkaç cümleyle bunlardan da bahsedebilirseniz. Buyurun. Hocam şöyle söyleyeyim, aslında süreç doğru dediğiniz gibi süreç evriliyor. Sonuçta Türkiye şartlar, her şey değişiyor, dünya değişiyor. Biz ilk başlarken daha çok mali destek programları çerçevesinde başlamıştık. İşte 500 bin, 600 bin daha çok KOBİ'lere destek veriyorduk. Genel anlamda veriyorduk.
Ama son 3-4 yıldır sonuç odaklı program dediğimiz daha spesifik, daha belli bir alana, dar bir alana yönelik destek mekanizmaları, daha doğrusu temaları bunun üzerine oluşturuyoruz ve bunun üzerinden destek mekanizmalarımızı geliştiriyoruz. Yani bugün mesela örnek vereyim, ekoturizm sonuç odaklı programımız var. Üretici örgütler, yani tırnak içerisinde kooperatifler sonuç odaklı programımız var. Burada atıyorum.